Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlinnar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi'nde 7. sözde okumalarımıza devam ediyoruz. Hakikat kısmını konuşmaya başladık malumunuz üzere. Dünkü derste hakikat kısmına girdik. Bir miktar da okuduk. Fakat adetimiz üzere yine baştan bir okuyalım. Zaten çok uzun bir metin okumuyoruz. Sıkmaz inşallah. Yine kaldığımız yere kadar okuyarak gelelim. Ondan sonrasını kendi çapımızca, gücümüz yettiğince daha derinlikli konuşmaya başlayalım. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan, amentü billahi ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül kuşağı olduğunu ve sabır ile Halikına tevekkül, ve iltica ve şükür ile rezakından sual ve dua, ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zat-ı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer, şöyle ki. Sağ ve sol iki tarafından dehşetli, derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir aslan, ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken, sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, nurani bir zat peyda olur, ona der. Meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, İki güzel kokulu gül-ü Muhammedi aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik yolu bir günde kesersin. Eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben, yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskiller beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu. Birinci sözü hatırlayalım burada. Yol kesen. Karşısına çıkıyordu. İsim alanında almayanında. Ama isim alan onu def ediyordu başından. Cenab-ı Hakk'ın ismini anarak. Diğeri def edemiyordu. Burada da bakınız geldi karşısında durdu. Yol kesen kimmiş? Birazcık sanki 7. sözde onun detayına dair bir şey görmüş olduk. Yine temsil içinde. Karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual,
Yani o dessas adam soruyor bunu. Ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap, bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Sual, ha şu ellerindeki nedir? Cevap, bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır. Yani elleri meşguliyetten kurtarmak. İlerleyen kısımda o iki ilaç ne olarak çıktı karşımızda? Sabır ile tevekkül, Halık'ın kudretine istinat, hikmetine itimat. Bu şekilde çıktı. Birinci paragrafla ilgili konuşursak orada da şöyle dedi. Sabır ile Halık'ına tevekkül, iltica ve şükür ile Rezzak'ından suali ve dua. Burada şey meselesine gireceğim. Ayasofya imamının şey günü, doların yükseldiği bir gün attığı tweetten dolayı bayağı bir başı ağrıdı Mehmet Hoca'nın. Allah selamet versin. Bakıyorum ben o seküler kesimin tepkisine nasıl tepki vermişler, neler yazmışlar. Böyle bir altına bakıyorum, tepkileri şöyle bir okuyorum. Dikkatimi çeken şu, yani şimdi diyorlar sen bu sabır mabır mevzusunu niye açtın? Bu telkini niye yaptın? Bu imtihandır işte, insanlar mallarından da canlarından da evlatlarından da sınanacaklar ayeti niye hatırlattın? Adamlar kızıyor buna. Niye? Aşağı yukarı bakın buradaki tepkinin aynısı var orada. Yani o sekülerlerin tepkisini kastediyorum ben. Bizim kesim farklı şeylerden tepki verdi. O ayrı, o başka bir tartışma konusu. Ama adamlar rahatsız oluyor. Sen diyorlar niye Allah'ın ayetini şimdi andın? Neden? Elleri meşgul ediyor. Bakınız ne diyor burada? O iki ilaç. Biri sabır ile tevekküldür. Halıkının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle bir duruma geldiğin zaman, yani itimat, sabır, tevekkül sahibi olduğun zaman adam senden istediği tepkiselliği alamıyor. Seni kullanamıyor. Coşturacağı bir yer var seni, koşturacağı bir yer var seni. Yapamıyor. Çünkü o itimat, o tevekkül, o sabır seni anarşik tavırlardan koruyor bir nevi. Veya tepkinin kontrolsüzlüğünden koruyor bir nevi. Bir koruyucu hekimlik gibi. Haklı bile olsan, oradaki hissin haklı olduğu yerde de ne diyelim sınırı aşabilir. Olması gerekenden fazlasını gösterebilir. Hatta o işin sebepler perdesinin arkasında Allah'ın olduğunu unutturabilir. O anki hissin, orada gark oluşun. Yine bir asr-ı saadet tablosunu hatırlamıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğu ölen bir kadına hatırlatmıştı değil mi? Sabır ilk gösterildi, ilk musibet isabet ettiği anda gösterilendir. Yani o anda sabrı gösterebiliyorsan gösterir ve o duygunun ifrata gitmesini engellersin. Asıl orada lazımdır yani. Ondan sonra zaten o his zaman içinde diner, azalır veya eskisi kadar sert etkiler göstermez. Ama o anda onu kontrol edersen zararından da korunmuş olursun. Bu çevreye karşı da böyle, bireyin kendisine karşı da böyle. Birey de mesela bazen bir insan acı bir haber duyuyor. O an tevekkülü yoksa ne oluyor? Bazen inme iniyor, Allah korusun. Bazen işte kalp krizi, bazen daha başka böyle şoklar, rahatsızlıklar, hatta bazen kekemelikler, beyin kanamaları, Allah cümlesinden muhafaza etsin cümle müminleri, olanlara da şifa versin. Ama hepsinin başında şey var. Olaya o an kontrollü tepki verememek var. O an belki kendinizi tutabilseniz ya da o an Allah'la beraber o mevzuyu ele alabilseniz, Bismillah yanınızda olsa, Allah'ın Hakim, Rahim, Kerim gibi, Hakim gibi, gayıpla sizin aranızda irtibat kuracak isimleri hesabınızda olsa, elleriniz meşgul olsa onlarla, yani tutuyor olsa ellerinizi onlar, o zaman işte bu şeyi kapılmayacaksınız, bu tahriye kapılmayacaksınız, bu sert tepkiye düşmeyeceksiniz belki. O yüzden de bu adam ellerini boşa çıkarmaya çalışıyor askerin. At şunu, sağlamsın, neyin var, alkış zamanıdır diyor bize. Sual, ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desiseyle onu ikna çalışır.
Hatta o biçare ona biraz meyleder. Burada o ilk derste, yani bu temsili konuştuğumuz derste konuşmadığımız bir şey aklıma geldi. Şimdi mesela adam diyor ki elimde bilet var. Yırt bunları diyor. Neden yırtsın ki? Tamam, seyahat etmeyelim. O ayrı. Ama seyahati etmeyelimin ardından öncesinde yırt bunları diyor. Bilet elinde kalsa, yine seyahat olmasa olamaz mı? Yani seyahat etmeyelim, sakla o bileti demiyor, yırt bunları diyor. Buradan şuna da bir çıkarım yapabiliriz. Allah-u Alem diyelim. Yani küfür imanın varlığıyla beraber kalmak istemiyor. Temsilin hikayesinde içinde de detaylarında da bu var zaten. Bizimkilerde, bazı Müslümanlarda sanki imanla küfür beraber yaşamaya devam edebilir, kaynaşırlar, uzlaşırlar, bir orta yol vardır gibi bir şey yol var ama aslında yapısal olarak bunların beraber bulunması mümkün değil. Çünkü sürekli birbirlerine nasıl diyelim, mesaj verme içindeler. Mesela imanlı bir Müslüman yaşayışıyla sürekli dışına bir mesaj veriyor. Sarığıyla, cübbesiyle, sakalıyla, takvasıyla bir mesaj veriyor. Bir dünya görüşü aşılıyor çevresine. Seküler bir insan da aynısını yapıyor. Şimdi bunların bir orta yolunu bulabilecekleri mümkün mü? Yani ikisi de cihat halinde gibi. O da mesajlar veriyor, bu da mesajlar veriyor. Elbette bunların bir orta yol bulup birbiriyle tam uzlaşması mümkün olmaz ya. Belki hukuk çerçevesinde sınırlar olur, aşılmayacak. Ki İslam hukukunda da var mesela. Bazı sınırlar tayin etmiş. Bir insan Hristiyan da olsa yaşam hakkı var, ehl-i zımme olarak, anlaşmalı olarak yaşayabiliyor. Ancak böyle hukuk içindeki tanımlarla burası mümkün işin. Yoksa kalbe kadar işi götürüp bir Müslümanın kalbinde imanla küfürü barışık buldurması ya da işte yani bir kafirle atıyorum aynı evde yaşayıp saadeti yakalaması, bunlar mümkün değil. Çünkü bunlar hayat görüşleri. Yani İslamiyetle Hristiyanlık o açıdan çok karıştırılıyor. İslamiyet hayatı ister. Hristiyanlığın öyle bir davası yok. Hristiyan ol, her naneyi ye. Zaten habire geriliyor onların papazları, kilisesi, papalık. Eşcinseller üstlerine geliyor, hemen geri basıyorlar. İşte atıyorum solcular üstlerine geliyor, hemen geri basıyorlar. Vere vere zaten dinlerinde bir şey kalmadı yani. Bir tek işte imanları kaldı. Onu da böyle hani çok da şey yapmıyorlar, fazla gündeme getirmiyorlar. Yani Hristiyanlık sürekli geriledi. Çünkü zaten hayatta çok bir şey yoktu onun. İslamiyet gibi dört başı mamur bir şey yoktu. Olanı da tahrif edilmişti. O sürekli sekülerizm karşısında geriledi. Dünyevilik karşısında geriledi. Ateizm, deizm bunların karşısında sürekli geriledi. Ama İslamiyet geri basmaz. İslamiyet hayatı istiyor. Ve argümanlarıyla, ilmiyle, gayretiyle, delilleriyle, insanlarıyla, ahlakıyla, her şeyiyle istiyor. O yüzden bu anlamda İslamiyet'le küfrün böyle orta yolu varmış gibi o liberallerin falan şeyleri var. Buna kapılmayalım. Yani o adamlar gücü ellerine aldılar mı, yırt bunları derler bize. Hiç öyle ya bunlar da işte insandır, yaşamaya devam etsinler falan demiyorlar. Geçmişten de 28 Şubat'tan vesaire bunu biliyoruz. Gözlerimizi kapatmayalım, gafil olmayalım. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desisiyle onu iknaa çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Ya meyleder. İnsanoğlu meyleder. Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir desasa aldandım. Bugün biraz üzerine konuştuk. Burada da azıcık konu edelim. Yani irtidat mevzu manevi bir intihardır. Günahlar da öyledir. Günahın da bir tebliği vardır. Her koyun kendi bacağından asılmıyor. Bunların çevreye de verdiği mesajlar var, yayılımı var, etkileri var. Bugün yani seküler hukukta propagandayla kötülüklerin yayılabileceğini kabul ediyor. Bir tek Müslümanlar söylemiyor ki bunu. Sen 24 saat uyuşturucuyu öğütleyen şarkılar, filmler yayınla, diziler yayınla. Ondan sonra tut bakayım, gençleri tutabiliyor musun? Tutamazsın ki.
Adamın nefsini manipüle ettin sen sürekli. Zaten gençlik akıldan ziyade zevki dinliyor, nefsi dinliyor, hissi dinliyor. E sen o adama o telkini yaptıktan sonra o adamı şeye çevirdin yani, mermiye çevirdin. Dışarıya çıktım, ateş edecek o. Gibi gibi. Günahların öncesi de var. Günahlar sadece kendilerinden ibaret değil, öncesi de var. Ona götüren süreç de var. İslamiyet öncesini de engelliyor. Modern hukuk öncesi yokmuş gibi davranıyor. Yeni yeni böyle uyanıyor bazı şeylere. O da ona da çok uyanamıyor çünkü diğer tarafıyla dünyaya talip. Hem zevklerini istiyor hem de ya işte çok da ailemiz bozulmasın falan. Yani istiyorsan o zevkleri ailen bozulacak. Yani orada sen tutarlı olamıyorsun. E diyor işte eşcinsellere özgürlük verelim ama çok da şey aile hayatı bozulmasın. Nasıl olacak o iş? O illa seni bulacak bir yerde. Nasıl bozulmayacak? Gibi tutarsızlıklar yani. İslamiyet bu anlamda arkadaşlar yani ayağımızı yere izzetle, güvenle, emniyetle basalım. İslamiyet çok tutarlı bir din. Bunların böyle tezatları yok İslamiyet'te. İkiyüzlülükleri yok İslamiyet'te. Bu diyor yanlış bir şey kardeşim diyor. Bunun sonuçları yanlışa çıkıyor. Kendisi de yanlış diyor. Öncesinden dengelliyor. Sert de bir yasak koyuyor günah niteliğine göre. Tutarlı. Günaha karşı tutarlı yani. Ötekisi günahı böyle hani çok zarar vermezse devam etsin ama zararlı olmaya başladığında dur biraz kısalım. Biraz kısık ateşe alalım sonra ateşi altında açalım falan. Böyle bir kontrol mekanizmasıyla tutmaya çalışıyor ama nereye kadar? Geçen işte diyorum ya bir filmde izledim. Hani filmin iddiası bu. 10 yıl içinde diyor Avrupa Birliği ülkelerinde uyuşturucu serbest olacak diyor filmin iddiası. Hatta şey işte filmin konusu da o adam işlerini yasal şeye devredecekmiş. Kendisi Avrupa'ya uyuşturucu tedarik eden bir mafya babası. Hani diyor 10 yıl içinde bu işler zaten yasal olacak diyor. Hani bu işi devredeyim ben diyor artık. Benim çok bir karım kalmayacak diyor bu işte. Devlet diyor tedarik edecek diyor uyuşturucu kullananlara uyuşturucu verecek diyor bizzat. İş bu noktaya gidiyor arkadaşlar. Avrupa Birliği içinde bu iş bu noktaya gidiyor. Hani Avrupa Birliği'ni böyle büyük bir sempatiyle, sevgiyle, coşkuyla, özgürlük falan filan böyle saranlar var ya. Onlar aslında kendi toplumsallığımızı hediye ediyorlar yani batıla. Ha şu anda koruyabiliyor muyuz? Şu anda çok iyi koruyamıyoruz. Ama olanı da vermeyelim bari. Bazı tuttuğumuz yerler var. Kendi elimizle değiştirmeyelim. Daha da kötüsü devleti bu yozlaşmaya aygıt olarak vermeyelim. Zaten yeni aldık elimize bir parça. O da bir parça. Azıcık böyle hükümetimiz sayesinde, o da hükümetin daha dindarları sayesinde azıcık böyle biraz koruyoruz. En azından dini telkin konusunda elhamdülillah ilerliyoruz. Mesela TRT'de Selçuklularla ilgili o dizide mesela Diriliş'te galiba. Diriliş miydi ismi? Kurtuluş öbürüydü galiba. Bu Diriliş'ti. Onda mesela zikir sahneleri var. Elhamdülillah ya hani bunları eskiden bulamıyorduk. Devlette yani devletin kanalında birisi Allah, Subhanallah, Elhamdülillah dedi mi seviniyorduk ya. Birisi dedi Allah andı diye falan böyle seviniyorduk. Gerçekten böyleydik. Bizim küçüklüğümüz böyleydi yani. Biz bile böyleydik. Bir de daha eskileri düşünün. E hal böyle olunca böyle bir orta yol falan böyle ikimiz beraber, ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız böyle bir şey yok. Ellerine geçtiler mi, geçti mi güç, bunlar bizim ensemize çökerler. Hiç böyle bir iki değil. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desiseyle onu iknaya çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet insan aldanır, ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir der. Sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan haydi yap göster görelim, sonra da gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil ki o biçare asker ise sensin ve insandır. Özelde sensin, genelde insandır. Ve o arslan ise eceldir.
ve o daracı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim, nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Ve o nefi ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sabavatten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer. Bir uzun seferi imtihandır. Bu iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Burada şu kısma da tekrar bir dönüş yapıp konuşalım. Dedik ya, ilaçları bıraktırmasının sebebi elleri boşa çıkarması. Bakınız, o ile eller boş kalmasa neyle meşgul olacak? İki yarayla meşgul olacak. O yaralar ne? Ve o iki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Yani meşguliyetin terki, ellerin alkışa dönmesi, ilacı bırakması bu iki yanımızı da unutmamızı netice veriyor. Bunlarla uğraşmıyorsun artık. Ama gitti mi aczi beşeri, fakr-ı insani? Gitmedi. Fakat insanın kendi algısı bozuldu. Kibir, gurur, aldanış. Artık kendimizi daha yukarıda görüyoruz. İhtiyaçlarımız silinmiyor ama o ihtiyaçların ihtiyaçlığı bizi şey yapmıyor. Nasıl diyelim? Enterese etmiyor. Biz onu artık güç gibi görüyoruz. İnsan ihtiyaçlarını güç gibi görebilir mi? Görebilir. Mesela ne diyelim? Ya arabaya binmeye ihtiyacımız var. Ama adamın ne yapıyor? İşte Ferrari aldım ben. Standart bir araba değil. O ihtiyaçtı. Yani bak, aslında senin zaafını sana ihtar ediyordu. Senin bir yerden bir yere gitmen arabayla oluyor ancak. Yani şeyle yürüyerek bir sınırın var, koşarak bir sınırın var. Bir gücün var, bir takatin var. Araba sana bir kolaylık olarak başka bir yerden başka bir yere gitmeni sağlıyor. Bir yerden bir yere gitmeni sağlıyor. Ama bu sana bir şey ihtar ediyor. Bu bir mesaj. Sen acizsin. Sen fakirsin. Gücün yetmiyor. İhtiyacın da buradan kaynaklı. Ama sen onu ne olarak gördün? Bak, tanımını değiştirdin. Ona artık şey diye bakmaya başladın. Bu benim güç kaynağım. Bu benim prestijim. Bu benim insanlığımın üstüne bir şey daha. Mertebe, merdiven daha. Böyle algılamaya başladın. Şeyin değişti. Meşguliyetinin şekli değişti. İşte ilaçları bıraktın. Yaraların tanımı değişti. Gafil oldun. Ve o nefi ve yolculuk ise alem-i ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Bu iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, insan-ı mümini zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana, huzur-u rahmana götüren bir musahharat ve burak suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve daracı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile Sani-i Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat-ı nakşını, havarık-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise, işte bundan sonrası asıl konuşacağımız kısım. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür, Halık'ının kudretine istinat, hikmetine itimattır. İlk paragrafı konuşurken biz sabır ile tevekkül, onu birleştirdik. Yani o ikisini bir olarak ele aldık. Çünkü ikinciyi de şey olarak vermişti bize. Şükür ile Rezzak'ından sual ve dua diye vermişti. Ama burada öyle yapmadı. Bakınız ne yaptı? Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. Halık'ının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Dedi.
Ha evet, burada diğerini açacakmış. Pardon, özür diliyorum. Ben yanlış şey yaptım, anladım. Yani ilaç hala sabır ile tevekkül. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. Halıkının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Öyle mi? Evet. Emri künfe yeküne malik bir sultan-ı cihana. Yani künfe yekün, bir şey, Allah bir şeyin olmasını murad ettiği zaman o sadece ol der, o da olu verir. Bakara suresinin 217. ayetinde geçiyormuş bu. Hem de Yasin suresinin 82. ayetinde geçiyormuş. Künfe yekün de ol der, olu verir. O manayı ifade ediyor. Yani ayetten bir pasaj, bir parçacık bu. Emri künfe yeküne malik, yani ol der, olu verir emrinin sahibi olan bir sultanı cihana, acz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip itminanı kalple Rabbi Rahim'ine itimat eder. Bu ifadeyi hepimiz biliyoruz. Genelde sela okunduğunda okunması adettendir. Veya bir ölüm, bir vefat duyulduğunda veya bir musibet geldiğinde de söylenebilir. Manası şöyle kısa bir meali. Sabırlılar o kimseler ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız, yine ona döneceğiz derler. Bakara suresinin 156. ayetindenmiş bu da. Hani ne oldu? Bediüzzaman Hazretleri bu söze bir ayetle başlamamıştı ama içeride yine ayetlere döndük. Yani demek ki ayette başlamadı da ayetleri tefsir etmiyor denmez. İlla ki bizim kapılarımız ayetlere çıkıyor. Bediüzzaman zahiren bize bunu göstermese de birazcık feraseti olan, birazcık gayreti olan, birazcık o niyetle bakan, buradan ayetlere bakan çok şeyler görür. Hem de çok ayetlere bakan çok şeyler görür. Bazen bir işaretten birçok ayete kapılar bulunabiliyor. Evet. Şimdi burada şunu konuşalım öncelikle. Sabırla tevekkül. Yani tevekkül yalnız değil. Bunu sanıyorum ikinci derste konuştuk bir miktar. Tevekkül ediyoruz Allah'a ama bunda sebat etmiyoruz. Tevekkülün sonucunu alamayız o zaman. Çünkü tevekkül arkasında durmakla meyvesini veren bir şeydir. Misal la teşbih ve la temsil. İşte şirketiniz var. Oraya bir yönetici atadınız. İtimat ettiniz adama. Ama tevekkül etmiyorsunuz. Yani adama yetkiyi verdiniz ama sorumluluğu vermiyorsunuz. Ya da sorumluluğu verdiniz, yetkiyi vermiyorsunuz. Bu şeyler de çok olur. İş hayatında bu sıkıntılar çok olur. Adam seni müdür atıyor ama müdürlüğe yaraşır şeyi sana vermiyor. Bana hep sor diyor mesela. Bana sor. Bana sormadan yapma. Kendin karar verme. O zaman bu yetkiyi bana niye verdin? Ya da bu sorumluluğu bana niye verdin? Yetkiyle sorumluluğun eşit olmasıdır dengeli olan. Yetkiyle sorumluluk eşit oranda verilirse eleman mutlu bir şekilde yönetebilir. Kendi yeteneklerini, aklını, kabiliyetlerini ortaya çıkarabilir. Orada başarı gösterebilir. Ama yetki verdin, sorumluluk vermedin, o yetkiyi kötüye kullanabilir. Sorumluluk verdin, yetki vermedin. O zaman da sorumluluğa isyan eder. Çünkü yetkisini kullanamıyor ki. Ya da yetki vermemişsin ki zaten. Kararları kendisi vermiyor. Sorumluluğu niye alsın? Gibi işler sonuçlar doğurabilir yani. Sabırla tevekkülde de bu var. La teşbih ve la temsil. İslam'a tevekkül ettin mi? Allah'a tevekkül ettin mi? Sabret. Çünkü bu tevekkülün süresi bir günlük, iki günlük, üç günlük değil. Bu imtihanın tamamı bu tevekkülle geçecek. Ardında durursan meyvelerini alacaksın. Acaba demezsen semeresini göreceksin. Madem ki Allah'ı öyle bildin, öyle iman ettin, zaten öyle bir Allah da ardında sabırlı olmaya, isimlerinde sebatlı olmaya layıktır yani. Öyle olman lazım ki onların meyvesini alabilirsin. Yoksa İslam'a iman ettin ama işte bir mevzu oldu, hemen namazından vazgeçtin, orucundan vazgeçtin veya işte şeriatın bir emrinden vazgeçtin. Olmaz işte o zaman, hani onun şeyini alamazsın, bereketini göremezsin. Diyelim namaz kıldın, işlerin kötü gitti, namazı bırakıyorum ben.
Öyleleri var ya bazen böyle. İşleri kötü gitti mi namazı terk ediyor. Niye terk ediyorsun abi? Ya işte şöyle böyle. Olsun ama sebat etmen lazımdı senin. Veya işte oruçta. Ya işte havalar biraz ısındı ben oruçta artık bırakayım terk edeyim çok sıcak oldu falan. Sağlığın yerindeyse bir sıkıntın yoksa niye bırakıyorsun abi? Yani Allah öyle arkasından çekilebilecek bir Allah mı bizim inandığımız Allah? Bir öyle bir böyle olmak bizim Allah'ımıza yani layık mı? Sence o senden razı olur mu? Bu hoşuna gider mi? Kendisi Sadıkul Vadil Kerim. Yani veriyor. Vaadinden dönmüyor. Ama sen bir öyle bir böyle yani yakışıyor mu diye düşünmek lazım. Ve ilaç dedik bunun için. Neden? Aciz ve fakr hemen karşılık bulamayabilir. Şimdi benim ihtiyaçlarım var. Bu ihtiyaçlarım hemen böyle yapınca karşılığını bulmuyor ki. Hemen istediğimi elde edemiyorum ki. O zaman o ihtiyacı verenin Allah olduğunu, bu acize düşüren Allah olduğunu bilerek biraz beklemem gerekiyor. Büyük resmin tamamlanmasını beklemem gerekiyor. Çünkü hayrın vücuduliği zamana yayılmış. Bu açıdan görmek lazım olayı. İşte Müslümanların durumunu düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş, İslam'ı anlatmış. İlk 6 senede belki 100 küsür kişi Müslüman olmuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh için 40. Müslüman deniyor ama aslında 129. diyorlar galiba onun için. O 40'tan da kastın aslında Erkam İbni Erkam'ın evine girdiğinde oradaki 40 kişiden yani 39 kişinin 40.'sı olmuş. 40 kişiden biriymiş. 40. olmuş oraya yani 40. olarak girmiş. O manaya diyorlar. Ona 40. Müslüman denmiş. Yoksa 100 küsür kişi olmuş. 100 küsür kişi bile olsa yine ne kadar az bakınız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi birisi Mekke'de İslam'ı anlatıyor. 6 sene geçmiş ayetler iniyor. Müslümanların toplam sayısı 128. Ne kadar az. Ama biraz daha sebat ettiğinde Efendimiz ne oluyor? Akabe biatları, Medine dönemi, Hendek Savaşı ve arkası, Mekke'nin fethi. Bakıyorsunuz ki Ceziretül Arap tamamen Müslüman olmuş. Neredeyse. Ondan sonra Hazreti Ömer dönemi bakıyorsunuz İran alınmış Müslüman olmuş. Mısır alınmış Müslüman olmuş. Anadolu'nun içine girmişler. Diyarbakır vesaire biliyorsunuz. Oraların İslamlaşması tabi Hazreti Ömer döneminde başlıyor zaten. Hazreti Ömer oraları fethediyor. Onun döneminde fethediliyor daha doğrusu. Ve ondan sonra o bölge hep İslam bölgesi olarak kalıyor. Tabiinden hatta Kürtler içinde tabiinden alimler var diye biliyorum ben. Yani düşünün ta o zaman alim çıkarmaya da başlamışlar. Sonra daha da yayılıyor. Türkler İslam'a giriyor vesaire. O Türkler daha sonra çoğalıyor İslam'da. Onlar devletler kuruyorlar. Hilafet onlara geçiyor vesaire. Yani başlangıca bakın, sonuca bakın. Tevekkül edince nasıl meyvesini verdi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 5 sene sonra ben bırakıyorum bu işleri haşa, sümme haşa. O öyle bir şey yapmaz da söz gelimi söylüyorum. Bırakıyorum peygamberlik falan anlatmıyorum zaten kimse de ıslah olmuyor deseydi bu iş bu noktaya gelir miydi? Başka örnekler üzerinden de anlayabiliriz. Yani sonuç almak biraz hayri şeylerde özellikle sürece katlanmayı gerektiriyor. Ya spora gidiyorsunuz. Adam sana diyor ki mesela spor hocası. Temiz senin 6 ayın var diyor. 6 ay sonra diyor şeye gelirsin. Yani istediğin kiloya. O da diyor benim dediklerimi yaparsan. Yoksa geldim 3 gün şınav çektim. Pazuların taş gibi oldu. Öyle bir şey yok diyor yani adam. 6 ay sonra diyor sonuçlarını almaya başlarsın diyor. Sebat edersen. Bizim öyle bir şey hatıramız var. Spor salonundaydım ben şu havuzun orada Avcılar'da. İsmi neydi ya spor salonu? Neyse isim aklıma gelmedi. Şimdi bir gün şey yok, spor yok. Bize şey getirdiler böyle diyetisyen işte falan filan seminer veriyorlar gelenlere. Şimdi o adam anlatıyor işte beslenmenizde şuna dikkat etmeniz lazım, işte sporunuzda buna dikkat etmeniz lazım. Onlar hoca uzman anlatıyorlar. Bir tane de göbekli bir abi vardı hani bayağı bir göbekli. Ya hocam dedi şimdi onu bunu boş ver de bunlar dedi ne zaman baklava dilim olacak diye göbeğine de vuruyor böyle. Hocam diyor bunlar hangi gün diyor baklava dilim olacak. Hoca da şey dedi seninki dedi şöbiyat olsa sen razı ol dedi. Yani o baklava dilim olması için onun dedi 1 yıl 2 yıl çalışman lazım düzenli dedi.
İnsanoğlu bekliyor ki 10 günde olsun. 20 günde olsun en fazla. Öyle olmuyor tabii ki de. Tevekkülle her şey oluyor. Vücudu şeyler özellikle, hayrı şeyler tevekkülle sonuca varıyor. Şer ancak çabuk sonuca varır. Yıkmak kolaydır çünkü. Yapmak zordur. O yüzden yıkanlar daha muktedir gözüküyorlar. Adam diyor çok kuvvetli diyor ya şu kadar silah var falan filan. O güç yıkmaktan geliyor ama. İki insanı yaşatmamış, 100 insanı öldürmüş, onu ölçüyorsun sen. Ama o iki insanı yaşatmak daha zor. Evet. Sabır ile tevekküldür. Yani tevekkülümüze sabrı katık etmemiz lazım. Tevekkülün sabırla taşlanması lazım. Ve şu da var. Yani o birlikteliği ters de çevirip düşünebiliriz. Sabır da tevekkülle olmalı. Sabrediyorsun, niye sabrediyorsun? Bilmeden sabır olmaz. Hızır Aleyhisselam'la Hazreti Musa Aleyhisselam'ın arasında geçen o kıssada Hızır Aleyhisselam şey diyor ona, iç yüzünü bilmediğin bir şeye nasıl sabredeceksin diyor. İç yüz bilgisi, mahiyet bilgisi, hakikat bilgisi, tevekkül de o var biraz da. Sen Allah'a tevekkül ediyorsun ama Allah'a bir doğru, Allah'a yönelik marifetullah'ından ötürü tevekkül ediyorsun yani. Haybiye tevekkül etmiyorsun. Bir boşluğa savurmuyorsun tevekkülünü. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin kainatta tecellileri var. O tecellilerden yaptığın okumalar var. Vahiy var, sünnet var. Naslarımızın verdiği bilgiler var. Bunları birleştiriyorsun. Sende bir yakin oluşuyor. Bir biliş oluşuyor. Onun üzerine tevekkülünü bina ediyorsun. Yani sabır da o tevekkülle oluyor. Sabır da tevekkülle olursa sabır oluyor, ayakta kalıyor. Yani tevekkülü sabır sonuca ulaştırıyor. Sabrın da içini tevekkül dolduruyor. Yoksa insan bilmediği şeye, sonucunu görmediği şeye, ulaşacağını kestiremediği şeye sabır göstermez. Emniyet ettiğine sabır gösterir. Sonucu bildiği şeye sabır gösterir. Bir ortağınız var mesela, adam her işini yarıda bırakıyor. Onunla iş yapmaya siz de sabredemezsiniz. Ama bir ortağınız var, o adam hangi işe girse muvaffak oluyor. Aradaki sarsıntılara çok aldırmazsınız lan, dersiniz bu adam sağlam. Bu adamla iş yapalım, sonuçta kazanırız yani, bu iş terse dönmez. Tevekkül ve sabır böyle beraber ayakta duruyorlar elhamdülillah. Sahip olabilirsek. Halık'ının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Demek sabırla tevekkülün içinde de bunlar var. Halık'ın kudretine istinat, Cenab-ı Hakk'ın kudretine dayanmak ve hikmetine itimat. Hikmetine de güvenmek var. Sabırla tevekkülün. Öyle mi diyor? Yani bunlar böyle mi? Bunlar doğru mu? Evet. Emri kün feye kün, ol der olura malik bir sultan-ı cihana arz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Yani düşünsenize, öyle bir Allah'a inanıyorsunuz. Her şeyi ol deyince olduruyor. Böyle bir Allah'a inandıktan sonra ben mesela çok hayret ediyorum. Bu modernist taife, Kur'an Müslümanları falan, bunlarda bu şey var. Mucizeleri inkar ediyorlar mesela. Fiziki mucizeleri veya işte biyolojik mucizeleri inkar ediyorlar. Diyorsun lan niye? Ya diyor işte o diyor adetullah'a aykırı. Senin adetullah dediğin şey Allah'ın bir emri değil mi? Koyduğu kural değil mi? Evet öyle. Peki Allah kurallarını değiştirmekten aciz mi? Ya şimdi öyle ama yine de bu adetle yaratmış. Onu deldiğini niye düşündün? Nasıl var? Ayet var. Ben deldim diyor bu kanunu. Sen eğer potansiyel olarak da Cenab-ı Hakk'ı kendi kanunlarının yarattığının kölesi haşa olarak görmüyorsan, kendi koyduğu kurallarla eli ayağını bağlayan bir insan gibi, biraz ona çıkıyor yani, insan gibi düşlemiyorsan, sonsuz kudret sahibi, ol der olur emrinin sahibi olarak iman ediyorsan, ya ayı yarmak ne ki? Şakkı kameri inkar ediyor adam ayın yarılması mucizesini. Ya ne var ayın yarılmasında? Her gün bilmem kaç tane güneş patlıyor. Her gün bilmem kaç tane kara delik oluşuyor. Bazen bir galaksi bir kara deliğin içinde kayboluyor.
Daha neler neler oluyor alemde. Yani bu ay bölünmüş, taş çatlamış, yerdeki kaya bölünmüş. Bunların yani Cenab-ı Hakk'ın o kudretinin büyüklüğü, eserinin azameti yanında nesi var ki yani? Ne zorluğu var? Niye olmasın? Ayette söylediğine göre, ümmette böyle iman ettiğine göre, hadislerimiz de bunu doğruladığına göre, ya senin bir acaba demeye neyin var hani? Acaba niye diyorsun? Acaba demenin sebebi işte modern fiziği, modern bilimi, materyalizmi kafanda böyle vahiy gibi yerleştirmen, Kur'an'ın ayetlerini, o daha üst ayet bir de üstelik, hani materyalizmin ayetleri Kur'an'ın ayetlerinden daha üst. Onu ona arz ediyor. Materyalizm kabul etmezse Kur'an ayetlerini çiziyor. Hani diyor ya, akla arz ederiz. Ya da işte sünneti Kur'an'a arz ederiz. İkisi de yalan. İkisini de öyle yapmıyor. İkisinde de arz ettiği seküler batılın, bilimsel argümanları o sınırlılık içine arz ediyor. Orası da zaten öyle her şeyi kabul etmiyor yani. Gidebildiği kadarını biliyor. Reddediyor. O reddetti mi, bu da zaten onları kabul etmiyor. Nasıl uydururum? Nasıl çatışmam? Nasıl benim bugün işte Batı kabul eder, kucağına alır, yanaklarımdan öper, onun peşinde. O yüzden onu da çiziyor, bunu da çiziyor. Mucize yoktur. Şu olmamıştır. Musa aleyhisselam denizi yarmamıştır. İşte İsa aleyhisselam ölülere diriltmemiştir. Mehmet Okuyan'ın şeyi vardı, çok gülüyorum. Diyor ki İbrahim aleyhisselam diyor, kuşları, hani onun bir mucizesi var. Cenab-ı Hak'tan diliyor ki, Allah'ım diyor bana ölüleri nasıl dirilteceğini göster. Cenab-ı Hak soruyor, şüphe mi ediyorsun yani? Hayır, haşa diyor, ben kalbim mutmain olsun istiyorum. O zaman diyor, iki tane kuşu kendine alıştır, sonra onları parçala, değişik yerlere koy, kendine çağır, göreceksin diyor. İbrahim aleyhisselam da o kuşları hakikaten alıştırıyor kendine, eğitiyor yani. Sonra onları kesiyor, parçalıyor, bırakıyor farklı farklı yerlere. Sonra çağırınca geliyor ikisi de. Diriltiyor Allah onları, geliyor. Şimdi Mehmet Okuyan diyor ki, ya diyor, o diyor parçalamamıştır, kesmemiştir diyor. O diyor alıştırdı ya kuşları, orada bırakmıştır. Çağırınca kuşlar geri gelmiştir. İyi de bunu Kur'an niye ansın ki o zaman? Kim kuşunu alıştırsa, çağırsa geliyor. Bizim muhabbet kuşu var, o bile geliyor yani. Şimdi bunun Kur'an'da anılmasının ne hikmeti var bir şey olarak, mucize olarak? Yani bunun şeyi yok yani, bir sıra dışılığı yok. Cenab-ı Hak tövbe haşa, yani abes mi bir şey andı Kur'an'da? Ben anlayamıyorum yani, bu Mehmet Okuyan'ın kafasında ne geçiyor? Yani Cenab-ı Hak kuş parçalansa birleştiremez mi? Yani o mucizeden yoksun. Bir de üstelik şu var. Ölüleri nasıl diriltirsin diye merak etmiş. O da kuş çağırmayı öğretmiş. Şimdi orada da bir dengesizlik var. Yani bunu mu öğretmiş? O ölüleri nasıl dirilteceksin diye sormuş. O da bak, kuşları çağırdın mı geliyor, onu mu öğretmiş yani? İbrahim aleyhisselam o güne kadar kuş çağrılsa geliyor diye bilmiyor muymuş? Köpek çağrılsa geliyor, kedi çağrılsa geliyor diye bilmiyor muymuş İbrahim aleyhisselam? Yani çok enteresan, böyle hani takla atıyorlar sürekli. Oradan kaçmak için, başka bir şey uydurmak için falan filan. Neyse. Çok dallandı. Epey de vakit aldı. Evet. Emr-i kün feyekûne malik bir sultanı cihana acz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Ne pervası olur? Zira en müthiş bir musibet anında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip itminanı kalple, yani kalbinin tatminiyle Rabbi Rahim'ine itimat eder. Senden geldik, sana döneceğiz. Süreci hiçbir şey etkili, yani bu ayet-i kerimenin manasında şöyle bir şey ben hissediyorum. İnsan bu ayeti söylediği zaman şunu kendine hatırlatıyor veya evrene de hatırlatıyor. Süreci hiçbir şey değiştirmiyor. Sürecin içinde olan hiçbir şey aslında sürecin değiştireni değil. Sürecin parçası. Sadece hikayesi. O oldu, bu oldu, şu oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Nihayetinde ondan geldik, ona dönüyoruz. Burayı kimse koparamayacak. Burayı kimse engelleyemeyecek. O bir kere tamam olduktan sonra artık arada olanlar detay. Nasıl diyelim? Diyelim hani zengin de Cenab-ı Hakk'a ölüp kavuşuyor. Fakir de Cenab-ı Hakk'a ölüp kavuşuyor. Şimdi zenginlik ve fakirlik, bu süreci böyle gördüğünüz zaman aslında şey,
hani nispeten arada bir renk farkı gibi. Sonuçta yine ikimiz de Allah'a gidiyoruz ve orada bir eşitlik var gitmede gelmede. Yani aslında işte eşitliğin en büyük dayanağı o insanlar arasındaki mahlukiyet açısından, insaniyet açısından eşitlik en çok bu ayetten besleniyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan gelip ona dönüyoruz. Bundan farklı bir şey yapabileniniz var mı? Yok. O zaman eşitiz. Arada ne olursa olsun bunlar bu işin hikayesi. Nihayetinde ondan gelip ona gideceğiz ve ahirette bu süreçlerden sorgulanacağız. Arada yaptıklarınız sizi daha üstün kılmayacak eğer zulümse. Takva ise ayrı. Ama kötülükle, zulümle, maddiyatla, Allah'ın rızasına ait olmayan bir işle bir üstünlük oluşmayacak. Süreç aynı şekilde devam ediyor. Deyip itminanı kalple Rabbi Rahim'ine itimat eder. Evet, arifi billah, yani Allah'ı bilenler, acizden, mehavetullah'tan, Allah korkusundan telezzüz eder. Evet, havfta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek. Aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lemayı tecelliyi ve rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar aczde ve havfullah'ta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a aczle sığınmışlar, aczi ve havfu kendilerine şefaatçi yapmışlar. Bakınız korku nasıl nimet olur? Korku böyle tanımlarsanız, böyle anlarsanız bir nimet olur. Yani orada korku neye dönüşüyor? Araca dönüşüyor. Allah'a sığınmanız, kaçmanız lazım. Korku bunun araçlarından sadece birisi. Kaçmanın şeyi değil bu, kavuşmanın aracı. Yani Müslüman için korku, Allah korkusu aslında yine bir vuslat vesilesi. Biz Allah'tan korkuyoruz da başka birine kaçmak için mi korkuyoruz? Haşa, başkası yok ki ondan kaçacak. Ona sığınılacak başkası yok ki. Allah'tan kaçıp kavuşulacak başkası yok ki. Bir tane Allah var. Tevhid ile ona iman ediyoruz. Diğer her şey sebep. Değil yani bizim imanımız bir şer tanrısı var, bir hayır tanrısı var. Hayrın, şerrin tanrısından kaçıp hayrın tanrısına sığınıyoruz falan filan. Böyle bir şey yok bizim teolojimizde. Bir Allah var. Ondan korku da ona kavuşmak için. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bütün amaçlar ona dönük. Böyle olduğu için korkunun tanımı da farklılaştığı için onun da eziyet vericiliği azalıyor. Mesela bazen bazı sohbetlerde bunu işitiyorum. Adam diyor ki Allah'tan diyor korkulmaz diyor. Onun sevgisini kaybetmekten korkulur. Bir yanıyla hakikati var. Ama diğer yanıyla Allah'tan korkulur yani. Şimdi şöyle, Allah'ımız hakikaten korkulacak bir Allah'tır. Neden? Çünkü celali haşmetlidir yani, cehennemi dehşetlidir yani, azabı, insanı korkutacak bir azabı vardır yani. Nasıl ki insani sultanların sözünden çıkmaktan korkuyoruz, bir ceza, bir şey gelir, bir belaya uğrarız diye. Yani Cenab-ı Hak'tan kat kat korkmalıyız o açıdan, onun azabı daha dehşetlidir, daha şiddetlidir. Bu anlamda bir korkuyu inkar etmek yanlış olur çünkü Kur'an'da bunu gösteren, bunu öğreten, ve Efendimiz'e bunu öğret diye söyleyen çok ayet var. Allah korkulacak bir Allah'tır, titrenecek bir Allah'tır. Böyle düşünmek lazım, bunu unutmamak lazım. Ama onların dediği mananın şöyle bir tarafı var. Bu korku da Allah'a sığınmak içindir. Yani Allah'tan korkarız, sevgisini kaybetmemek için. Belki bu anlamda. Ama azabını inkar anlamında bunun bir hakikati yok. Celalini inkar anlamında bunun bir hakikati yok. Biz Hristiyanlar gibi Tanrı sevgidir falan böyle bir şey değiliz yani. Biz Cenab-ı Hakk'ın hem celali hem cemali yanlarına kemalen iman ediyoruz. O celalle cemalin birleşiminden kemali okuyoruz zaten. Bu anlamda
o noktaya kadar gitmemek lazım. Bazen işte ayarı kaçıranlar böyle şeylere götürüyorlar. Ehl-i sünnet tasavvufta böyle şeyler olmuyor da daha böyle ayarı olmayan, bağımsız şubeleşmeler var, değişik şubeleşmeler. Adam eline alıyor bir tane işte Yunus Emre şiirini. Mutasavvıf şey kesiliyor mesela. Hiçbir silsilesi yok. Geleneğe bağlılığı yok. Ölçüsü yok. Eğitimi de yok aslında doğru düzgün ama onunla şey yapıyor. Birazcık yorum yeteneği var sadece mesela. Bununla böyle zor işlere giriyor. Hayır, doğru değil. Tasavvufun ehl-i sünnet geleneği içindeki konumu zaten önemli. O geleneğe çok sahip çıkan mesela Nakşibendiler, Kadiriler gibi gibi daha da başka kollar var. Tasavvuf bilgisini de onlardan almak lazım. Bu böyle Allah'ın bir tarafını görüp bir tarafını inkar edenlere çok temayül göstermemek lazım diye düşünüyorum kendimce. Eğer bir yaşındaki çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lem'ayı tecelli-i rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar aczde ve havfullah'ta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a aczle sığınmışlar. Havl ve kuvvet kısmını zaten biliyorsunuz. Havl sanki kontrol biraz daha. Kuvvetin kontrol kısmı. Onu ifade ediyormuş gibi. Aczi ve havfı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Korkularını Allah'a ulaşmak için motor olarak kullanıyorlar. Aczi de öyle. Bazı tabii ekollerde de aşk mesela o amaçla kullanılmış. Yani Allah'a kulluk etmemiz lazım. Neyi kendime şevklendirici, motivasyon aracı kılabilirim? Bu yeni tabirlerle söylüyorum. Aczi ve havfı bu amaçla kullanmışlar. Sürekli oralarına bakmışlar. Yaralarına bakmışlar işte yani. O yaralarına bakarak daha çok ilaç kullanmışlar. İlacı kullanmanın motoru kılmışlar yaralarını. Yarayı kazanca dönüştürmüşler yani. Şevke dönüştürmüşler, enerjiye dönüştürmüşler. Evet, şu paragrafı da okuyalım inşallah, ondan sonra bitirelim. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep, diğer ilaç, şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır. Bakın, diğeri sabırla tevekküldü. Bu da şükür ve kanaat ile talep ve dua. Şimdi öteki değiştiremeyeceklerimiz içindi. Bu da değiştirebileceklerimiz için. Şimdi kaderin iki yönü var. Yani hayatın iki yönüyle muhatap oluyoruz. Bir kısmı değiştirebileceğimiz şeyler kuvvetimiz dairesinde veya ne diyelim bir ölçüde iradenin içinde kalıyorlar. İrade seçimlerinin içinde kalıyorlar. Emeğin içinde kalıyorlar. Olabilirler dairesinde kalıyorlar diyelim. Oradaki kısmı için bunu kullanıyoruz, bu ilacı. Şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimat. Ama değişmeyecekler de var. Öyle verilenler ve öyle kalacak olanlar da var. Veya ne kadar çabalasak başka bir şekle girmeyecek olanlar var. Onlar için de sabırla tevekkül ilk ilaç. Niye onu önce bunu sonra söyledi? Allah-u Alem diyeyim. İnsan dünyaya geldiğinde önce değiştiremeyecekleriyle geliyor. Ben Ahmet Ay'ım. Bunu değiştirebilir miyim? Ha, kimliğimi belki değiştirebilirim. Dava açsam falan adımı soyadımı değiştirebilirim ama Ahmetliğimi artık değiştiremem yani. İnsaniyetim öyle kalır. Böyle bu kadar yani. Ne Allah-u Teala hangi Esma-ül Hüsna'sı ile beni yaratmışsa, hangi tecellilerle beni yaratmışsa, hangi renklere boyamışsa onlar bende kalacak. Boyum atıyorum 1.80. 1.80. Topuklu giysem işte hani var ya apartman topuklu erkekler de giyiyor artık. Bir parça ama o da doğasını değiştirmeyecek zaten. Saçlarım böyle, kaşım böyle, yüzüm böyle, ırkım şöyle, ne diyeyim, varsa başka fiziki özelliklerim onlar öyle. Hayatta dünyaya geldiğim yer sabit, gelir seviyem, onun tabii çalışmaya da bağlı bir tarafı var ama
Yine de başlarken bazı sabiteler içinde dünyaya geliyorum. Bebek doğacak dünyayı seçemiyor yani. O doğacağı dünyayı seçemediği için de iş sabırla, tevekkülle başlıyor. Ama ardından ihtiyar, irade, imtihanı başlıyor. Oradan sonrası da diyet ilaça kalıyor. Şükür ve kanaat ile talep ve dua. Ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimat. Burada şükür ve kanaatin talep ve duadan önce zikredilmesi de ilginç. İstemenin adabı bu. Kanaat ve şükür istemenin ardında değil, öncesinde olursa ahlak olur. Yani şükür ve kanaat ne zaman ahlak olmuştur deriz. İstemeden önce de varsa ahlak olmuştur deriz. Yani isterken bile hırs yapmıyorsun mesela, saldırmıyorsun, görünce koşmuyorsun böyle üstüne. O varsa sende şükür ve kanaat sende ahlak olmuş demektir. Bu istemeyi ihmal etmene sebep olmuyor. Yine istiyorsun ama edeple, bir çerçeve içinde, insaniyetini rezil etmeden istiyorsun. Evet, şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak Rahim'in rahmetine itimattır. Tabii burada Rahim isminin anılması, öncesinde dua anıldı. Dedi ki özel rahmet tecellileri, insan bu özel gözetişi de istiyor. Sadece rahmet tecellileri değil, onun içinde rahimiyetle kendi durumunun kullandığı, Cenab-ı Hakk'ın tüm isimleriyle yanında olduğunu hissettirdiği özel böyle yaratışlar, özel dokunuşlar, özel nimetler, has saraydan mücevherler insan arıyor yani. O yüzden burada Rahim isminin anılması da boşuna değil gibi. Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır, öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan, bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan, ne kadar güzel, ve üstüne serpen bir cevad-ı kerimin misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Düşün ya, her birimizin dünyadan bir baharı var. Daha azı değil. Her birimizin dünyadan bir baharı var. Bahar kimin? Her birimizin. Yani birimiz diğerimizin baharını engelleyebiliyor mu? Bu bahar benim, sen git başka bahara bak, başka baharı yaşa. Başka bahardan mutlu ol. Hayır. Hangi yeşilliği görsek, hangi canlanışı görsek, hangi açıdan güneşe denk karşı gelsek, güneş bize denk gelse, bahar bizim. Her birimizin sofrasının yanına baharı Cenab-ı Hak yaratmış. Tabii bu metropolde biraz şey ama hani anlaşılması belki güç. Fakat mesela kırsalda büyüdüyseniz, ben öyle bir yerde büyüdüm. Aldınız mesela yiyeceğinizi, oturdunuz yeşilliğe. Bak, sofranızın yanında bahar var. Bahar manzaralı. Bonus, hediye. Nerede yemek yeseniz bahar manzaralı. Nerede otursanız bahar manzaralı. Deniz manzaralı otel gibi yani. Evet. Ve üstüne serpen, bahar mevsimi bir çiçek destesi yapan ve sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevad-ı kerimin, üstüne serpen, oradaki yediğimiz şeyler de bahardan, değil mi? Onun da öyle bir inceliği var sanki. Bir cevad-ı kerimin misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakr ve ihtiyacı, cevad-ı kerim zaten Cenab-ı Hakk'ın cömertliği ve ikramı onu ifade ediyor. Belki fakr ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır. İştiha gibi fakrın tezidine çalışır deniliyor. Fakat o fakrın tezidi mevzunu ben biraz böyle uzun konuşmak istiyorum. Bir dahaki derse buradan devam edeceğiz. Şu iki cümleyi de okuyayım, bu kısmı bitireyim. Ayağıma da kramp girdi. Zor duruyorum şu an. Belki fakr ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır. İştiha gibi fakrın tezidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahretmişler. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Diyoruz. Burada bir ara veriyoruz. Daha doğrusu bir dahaki derse bundan sonrasını ve bundan öncesinde mesela o kısımları tefekkür etmek üzere erteliyoruz. İnşallah artık sona yaklaştık. Yarın veya ertesi gün bu bahsi bitirmiş oluruz. Sonunda çok güzel bir dua var.
O duayı da belki hususi bir ders yaparız. Yani benim gözüm ona o nazarla bakıyor. Çok güzel bir dua bu dua. Cenab-ı Hak o duayı da ömrümüz varsa konuşabilmek nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.